Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda Python giriş videosunun ikinci kısmını çekeceğim. İlk kısımda sizlere Python'un belli başlı özelliklerini bahsedip giriş yapmıştık sizlerle. Şimdi bu kısımda da Python'un ikinci kısmı olan if-else yapısı, fonksiyon yazma, döngülerden bahsedeceğim. Ve bir kod editörü kuracağız birlikte. Bir linki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Size bu linki açıklama kısmında belirteceğim. Sizin için hazırladığım bir kaynak. Şimdi kod editörü kurulumuyla başlayalım. Neden kod editörü kuracağız onu anlatayım ilk olarak. Şimdi hatırlarsanız konu satırını açtığımda CMD'de konu satırını açtığımızda Python'a giriş yaptığımızda Python'a bir giriş yapalım buradan. Şöyle bunu küçültelim. Python 3 koduyla giriş yapıyorduk. Python'a giriş yaptığımızda belli başlı atıyorum Meltem gibi komutlar verdiğimizde hızlı bir şekilde bize istediğimiz sonucu döndürüyor. Mesela print Meltem yazdığında direkt hızlı bir şekilde bana Meltem'i döndürüyor. Ama çok uzun kodları olan işlemlerde bu terminalden işlemleri yapmak oldukça zor ve yavaş olabilir. O yüzden kod editörünü kurup dosyayı terminalden çalıştırmak, yani kod editöründe yazdığımız dosyayı terminalden çalıştırmak çok daha mantıklı ve hızlı bir iş olabilir benim için. O yüzden sizlerle birlikte kod editörü kurup kod editöründe yazdığımız kodları terminalden çalıştırmaya başlayacağız bu seride. Şimdi ilk olarak bu istediğiniz kod editörlerinden birini kurabilirsiniz. Ben ikinci sırada ilk kod editörünü kurmayı tercih ettim. Buradaki şöyle bir kod editörü. Kod editörümüz bu şekilde. İstediğinizi kurabilirsiniz. Hepsi aynı işlemi görecek sizin için. O yüzden fark etmiyor. Şimdi dosyaları konu satırından açma işlemi var. Terminalimizi açalım tekrardan. Komut satırımızı. Bu bizim komut satırımız. İlk videoda gösterdiğim gibi bilgisayarın ismi, işte bulunduğum dizinin ismi falan. Bu komut satırı burada Python 3 veya Python yazarak, dosya adı yazarak dosyalarımızı çalıştıracağız. Dosya.py. Bu dosyanın o dizinde olması gerekiyor. Şu an home dizininde mesela bilgisayarın. Home dizinde şöyle bir dosyanın olup Python'la çalıştırmasını istiyorum mesela. Olduğunu varsayıyorum. Şimdi if-else yapısından bahsedelim. Daha sonra Python'la dosyaları çalıştıralım. If-else yapısına ilk örneğini kod editörümüze kopyalayalım. Ctrl+C, Ctrl+V. Şimdi bunu kaydedelim. Ben bunları sizin yazmanızı istiyorum aslında. Yazsanız çok daha güzel olur. Çok daha kolay öğrenirsiniz. Sayı.py. Şimdi ilk olarak kodumuzu şu şekilde ilk olarak input fonksiyonuyla bizim hazır fonksiyonlarımız vardı. Onlardan biri bu da. Input fonksiyonuyla kullanıcının bir veri girmesini istedik. Bir sayı girmesini istedik. Sayı girmesini istememizin sayı girmesini nereden anladık? Başına int fonksiyonu yazdık. Int fonksiyonunun içine input fonksiyonunu getirdik ve kullanacağım bir sayı girmesini istedik. Sonra bu girdiği sayıyı a değişkenine atadık. Daha sonra dedik ki bu a değişkeni ondan büyük mü küçük mü? Eğer ondan küçükse ondan küçük diye bize bir girdiğimiz sayı ondan küçüktür diye bir sonuç döndür. Eğer büyükse girdiğiniz sayı ondan büyüktür diye bir sonuç döndür dedik. Ve bu şekilde kodumuzu tamamladık. Şimdi bunu kaydetmiştik masa üstüne. Komut satırımızı açalım. Masa üstüne gidelim. Backstop. Masa üstüne girdik. Şimdi masa üstünde böyle bir dosya var mı ona bakalım. Var mı? Var. Sayı.py. Tamam. Buna da okey. Şimdi Python. Bu arada bu temizleme işlemini CTRL ile yapıyoruz. Bunu da ek bilgi olarak bulunabilirsiniz. Sayı.py dedim. Şu an çalıştırma işlemini gerçekleştireceğim. Enter'a bastım. Bir sayı girmiyor diyor.
4 dedim. Girdiğimiz sayı 10'dan küçük. Yani ne demek istiyor? Buradan A'ya aldım. Yani buraya 4 diye bir rakam girdim. A'ya atadım. 4'ten küçükse eğer 10'dan küçüktür yazdır. Ki bu işlemi gerçekleşti şu anda. 10'dan büyüktür işlemi gerçekleştiriyorum. Mesela 11'i girdim. 10'dan büyüktür dedi. Ers kısmına geldi. Durum bu şekilde. Şimdi devam edelim. CTRL-ED dedim. Temizledim. Çıktım yanlışlıkla. Neyse. CTRL-N'le yeni dosya açtım ve ikinci ifade kısmında olan dosyamızı açalım. Bunu direkt alıp kopyalıyorum. Ama yine söylediğim gibi sizin yazmanızı tercih ederim. Kopyaladım. CTRL-S diyorum. Desktop'tan. İsmimiz ne olsun? Bu isimleri isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben yardımcı olması açısından böyle isimler verdim. Hava durumu nokta P kaydettim. Tamam. Şimdi kodu açıklayayım size. Print ilk bir açıklama yazısı yazdım. Print fonksiyonu içerisinde lütfen hava durumunuzu güneşli ise G, yağmurlu ise Y, karlı ise K olarak belirtiniz diyor. Sonra hava durumu fonksiyonunun içine hava durumu değişkeninin içine input fonksiyonu kullandım. Yani kullanacağım bir veri alıp hava durumu değişkenimi atamasını istedim. Ki öyle de yaptı. Daha sonra if else yapısına geçiyorum. Eğer ki hava durumu G'ye eşitse, hava çok güzel diye bir sonuç döndür. Y'ye eşitse, ıslandım diye bir sonuç döndür. Yazdım yani. K'ya eşitse, kartop oynadım. Eğer farklı bir harf gidiyorsa, girmişse nasıl gidiyor havalar diye bir sonuç döndürsün. Ya da böyle olmasın. Buraya farklı bir yönlendirme yapalım. Lütfen G, Y, Y, K harflerinden birini giriniz diye bir sonuç döndürsün. Bunu kaydettim. CTRL-S ile kaydediyoruz. Kaydettikten sonra konu satırını açtım. Az önce yanlışlıkla kapamıştım. Desktop'a girdim. Hava durumu. Bakın hava durumu var mı? LS dedim. Hava durumu nokta P'ye. Burada. Tamam. O zaman Python 3 hava durumu nokta P'ye dedim. Evet. Lütfen hava durumu. Lütfen hava durumu güneşliyse G, yağmurluysa Y, karlıysa K olarak biliriz. Mesela havamız güneşli, G dedim. Hava çok güzel diye bir sonuç döndürdü. Yani şu bloğu çalıştırdı. Tamam, bir daha çalıştıralım. Bu sefer Y diyelim, ıslandım dedi. Yani şu kısmı çalıştırdı. Eğer G ise ya da eğer Y ise, Y kısmı çalıştırdı. Bir daha çalıştıralım. A diyelim, kartopu oynayalım. Bir daha çalıştıralım ve rastgele bir harf alalım. A diyelim mesela. Lütfen G, Y, K harflerinden birine girin mesela. Güzel, alt kısmını gerçekleştirdim. Koşul durumları bu şekilde. Şimdi fonksiyon yazma kısmına geçelim. Fonksiyon yazma kısmında fonksiyon nokta P'ye. Bir tane kendi fonksiyonumuza yazıyoruz burada. Hatta bunu kendi elimizde de yazabiliriz. Çok az işlemler gerçekleştiriyor. Def parametresiyle, parametresi diyorum, def şeyiyle, kelimesiyle fonksiyon yazdığımızı belirten bir işleç diyebilirim. Fonksiyon. Fonksiyonun ismi fonksiyon olsun. Sonra diyeyim ki print işte kendi yazdığım fonksiyon yazdığım ilk fonksiyon ünlü devamında print merhaba dünya fonksiyonum bu şekilde fonksiyonumu yazdım ama benim şimdi fonksiyonumu çağırmam lazım yazıldığı yerde fonksiyon açık kapı parantez ağzımda fonksiyonumu çağırdım. Desktop dedim. Fonksiyon nokta p'ye diyeceğim dosyanın ismini. Fonksiyon
peki. Tamamdır. Bu da gerçekleşti. Şimdi CTRL'e dedim, temizledim ve fonksiyonumu çalıştırmak istiyorum. Yine aynı şekilde python3.py dedim ve fonksiyon.py diyerek dosyamı çalıştırdım. Yanlış yazmışım. python3.fonksiyon.py. Evet, fonksiyonumu çalıştırdım. Şimdi ilk olarak dosyayı baştan aşağı okudu. Böyle bir fonksiyon var dedi ve daha sonra fonksiyonu çağırdı. Fonksiyonun yaptığı iş ne? Şu iki yazıyı yazdırmak ve bize de bu iki yazıyı yazdırdı. Kendi yazdığım ilk fonksiyon ve merhaba dünya. Bu şekilde. Tamam, şimdi ikinci fonksiyonumuzu yazalım. Benim yazdığım bir fonksiyon. CTRL-N ve kaydettim. Ve bunu next'a akpil.py dedim. Şimdi bu fonksiyonu size açıklayayım. İlk olarak fonksiyonumuzu çağırdık ve fonksiyonumuzu yazdık ve burada da fonksiyonumuzu çalıştırdık. Yani çalıştırdık değil de. Yani iki kısımdan oluşuyor. Fonksiyonumuzu yazdığımız kısım, fonksiyonu çağırdığımız kısım. Şimdi ben size burada fonksiyonu çağırdığımız kısmı, yazdığımız kısmı anlatayım. Şimdi fonksiyonun ismi akpil ve içerisinde bir tane parametresi var. Parametreli bir fonksiyon. Şimdi bu parametre çağırdığımızda, yani parametre kısmına gelecek sayı şurada şunun içerisinde olan bir sayı olacak. Bu parametresi eğer ki sayıysa ve 4'ten küçükse iyi yolculuklar diyecek bize. Değilse yetersiz vakitte diyecek. Bu parametre kısmını anlamamız açısından şunu ilk olarak bir silelim. Atıyorum şuraya 2 diyelim. Akpilimde 2 lira var. Ve ben böyle bir fonksiyon çağıracağım. Böyle bir fonksiyon içerisinde 2 lira yazdım. Ve fonksiyonumuzu çağırdım. Şimdi bunu kaydedeyim. Gelip buradan çalıştıralım bu fonksiyonu. Python3 akpil.py dedim. Yetersiz vakiye dedim. Neden? Çünkü ben 2'yi girdiğim için mi? 2 4'ten büyük olmadığı için, bu koşulu sağlamadığı için direkt else geldi ve yetersiz vakiye diye belirtti. Şimdi ben input fonksiyonuyla bunu almak istedim ve parametre kısmında şunu yazdım. Yani bu akpildeki üret kısmını kullanıcının girmesini istedim. Şimdi böyle gerçekleştirelim. Dosyayı böyle çalıştıralım. Lütfen adil akpilinizdeki ücret miktarını girmeyelim. Mesela akpilimde 10 lira olsun. 10 liraya girdim. İyi yolculuklar dedi. Ne yaptı? Pardon. Burada 10 rakamını aldı ve parametre kısmı artık 10 oldu. Yani şu şekilde. Akpil 10. İçerse 10 oldu. Yani kodun bir sonraki adımı şu şekilde. Sonra bu 10 kısmını geldi. Akpil'i buldu. İçerisine 10 yazdı ve ücret artık 10 oldu. Ücret eşittir 10 oldu ve iflas yapısını gerçekleştirmeye başladı. Bu şekilde. Fonksiyon yazma kısmında. Şimdi devam ediyorum. Bunları size Ubuntu'dan anlatıyorum ama Windows'ta sorun çıkmaz. Çünkü sadece kurulum kısmında bir farklılık var. Aynı işlemleri Windows'ta da çok kolay, çok rahatlıkla yapabilirsiniz. While döngüsünden başlayalım. Yeni bir sayfa açıyorum. Şimdi bu kodu bir kopyalayalım. Sonra bir çalıştıralım. Sonra nasıl çalıştığını birlikte bir görelim. Desktop dedim. İsmi sırala .py olsun. Şimdi bunu çalıştıralım. Aynı şekilde. Bütün 3 sırala tap tuşuna bastım. Çalıştırdı. Evet, işlemleri birden ona kadar gerçekleştirdi. Bunu nasıl yaptı? A'ya 1 dedik. B'ye 10 dedik. Ve A, B'den büyük olana kadar bana sayıları yazdır dedik. Mesela biz buraya 15 de yazabilirdik. 15 yazdığımızda, yine çalıştırdığımızda 15'e kadar bitirdi. Ve mesela buraya atıyorum eşittir demeseydik en son rakamımız 14 olacaktı. Aynen bu şekilde. Bu şekilde birden ona kadar sayılar yazdırdık. Ve her adımda A'yı 1 artırıp sonraki adımın sayısını yazmasını istedik. Bu örnek bu şekilde. İkinci örneğe geçelim.
Kopyaladım. Yeni sayfa açtım. Yapıştırdım. Excel yazdır nokta fy dedim. Burada da yine çalıştıralım. Yazdır nokta fy dosyamızın ismi. Bu şekilde çalıştırıyoruz. Çalıştırdım ve merhaba kelimesinin harflerini tek tek her satıra yerleştirdim. Bu nasıl yaptı? İlk önce değişkenimizin bir tane s değişkenimizin içerisinde merhaba ya string biçiminde yazdık. Daha sonra iyi diye bir değişken tanımladık. Sonra merhaba kelimesinin eleman sayısını iyi değişkeninden büyük olana kadar yazdırmasını istedik. Yani printle değişkenin her elemanını eleman sayısı süresince her adımda yazdır. Şöyle oldu. Mesela eleman sayımız 7. 0, 7'den şu şekilde. 0, 7'den bu en basit yani en sade hali şu şekilde. 0, 7'den büyük olana kadar S'i yani S'deki elemanların hepsini iyi indeksi her arttığında bir i indeksinin bir elemanını yazdırdık ve her seferinde i'yi bir arttırdık. Bunun yerine şunu yazabilirdik mesela. 7 yazabilirdik ama i kalmak zorunda. Şunu silelim. Her elemanda i bir artıyor ve bir arttıktan sonraki elemanını yazdırıyor. İlk elemanımız mesela 0'dı. 0'dan küçük mü? Küçük. While döngüsüne girdi. S'in sıfırıncı elemanı aldı. M ilk yazdı. Daha sonra i 1 oldu. 1 7'den küçük mü? Küçük. Yine geldi. S'in birinci elemanını yazdı. E. Böyle bütün işlemler tekrarladı. Bu şekilde. Şimdi for döngüsüne geçelim. For döngüsünde de mesela şöyle bir örneğimiz var. Yeni sayfa açalım. L dedim, S dedim, yapıştırdım. For örnek 1.py dedim. Tamam. Şimdi for döngüsünde de bir koşul yok. Her adımda yazdırıyoruz. While'da koşul belirtiyoruz ve sayacı içine yazıyoruz. S'de for döngüsünde koşul belirtmiyoruz. Fark bu aslında. Şimdi bu şeyi çalıştıralım. Kodu çalıştıralım. For örnek 1. Her elemanını şeyde yazdırdı. Her elemanını, her adımını, yani şuradaki dizinin her elemanını her adımda yazdırdı. Sıfırıncı elemanı 1'miş dizinin. Sıfırken birinci elemanı yazdırdı. Sıfırıncı elemanı yazdırdı. İndeksle gidiyoruz. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman. Bu şekilde her adımda tekrarlıyor. For döngüsünün ikincisine bakalım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Kaydediyorum. For örnek 2.py. Tamam. Bunu da çalıştıralım. Çalıştırıp görelim. For örnek 2.py. Burada da yine dizinin sıfırıncı elemanı birinci elemanı ve ikinci elemanı şeyler var. Dizinin 1.01 ve ikinci eleman. Ve AB bu sayaçlardan biri. İlk olarak 0.0 dedi ve dizinin sıfırıncı elemanını aldı. Bu 1.12 diziden aldı bunu. Sonra 1'i buraya yazdırdı. 2'yi buraya yazdırdı ve ikisini topladı. Aynı şekilde 3 ile 4'ü aldı. 3'ü buraya yazdırdı. 4'ü buraya yazdırdı. Topladı. Bu şekilde işlemler devam ediyor. Döngüler de bitti. Bu şekilde. Bir dahaki videoda Django'nun kurulumunu yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.